Hayatımız boyunca birileri bize hep vitaminli ve bazen de mineralli gıdalar tüketmemizi öğütledi. Bunların çok sağlıklı olduğunu söylediler. Ama biri de çıkıp vitaminin aslında ne olduğunu bize anlatmadı arkadaşlar. Tabii mineralin de. Şimdi bakın ana fikir şu. Vücudumuz belli maddelere ihtiyaç duyuyor. Bu maddelere neden ihtiyaç duyduğumuza birazdan değineceğiz. Bir de vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği maddeler var. Evet bunu yazalım. Vücut tarafından üretilemiyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu ve üretebildiği hali hazırda birçok madde var ama bunun yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği şeyler var. Vücudun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği bu şeyler eğer organikse, bu arada organik sözcüğü içinde karbon olan bileşik demenin havalı biçimi oluyor. Ve yaşamdaki moleküllerin birçoğu da bol miktarda karbon içeriyor. Organik moleküller olarak geçmelerinin nedeni de bu. Evet neyse bu parantezi kapatıyorum. Organik kimya diye koca bir bilim dalı var ve büyük oranda yaşamın kimyasını konu alıyor. İşte vücudun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği bu moleküller şayet organikse bu moleküllere biz vitamin diyoruz. Orada burada sıkça duyabileceğiniz vitaminlerden bazılarını şimdi size sayayım. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, C vitamini gibi. Bu vitaminleri yağda çözünüp çözünmemelerine göre sınıflandırmak mümkün. Örneğin A, D, E ve K vitaminleri ki dikkatinizi çekerim bunlardan başka bir sürü vitamin türü var. Bunlar yağda çözünebilen Vitaminler. Adı üstünde yağda çözünebiliyorlar. C vitamini ise suda çözünüyor. Şimdi bu sağlıklı yaşamaya çalışan bireyler olan sizler için şu nedenle önemli: ee, Bu vitaminlerin hepsine ihtiyacınız var. Neden ihtiyacınız olduğunu daha sonra konuşacağız. Sade de gelirsek, yağda çözünen vitaminleri aşırı miktarda metabolizmamıza almak çok kolaydır. Çünkü yağda çözündüklerinden vücudunuzda çok daha uzun süre kalabilirler. Suda çözünen vitaminlerin fazlası ise vücuttan kolayca atılabilir. Bu noktaya değindiğimize göre şimdi yaygın olarak tüketilen bir takım besinlere ve birlikte anıldıkları vitaminlere bakalım. Örneğin burada havuç görüyorsunuz. İlla ki size de havuççuya gözlerine iyi gelir diyen birileri olmuştur. Ve bu doğru. Ama doğru olmasının nedeni havucun beta karoten diye bir madde içermesi. Karoten sözcüğünde geçen karot zaten latince havuç demek. İşte bu karotenler pigment molekülleridir. Havuca bu turuncu rengini karoten verir ve vücuda alınan beta karoten A vitamininin öncü maddesidir. A vitamini de gözler ve diğer birçok organ için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu arada öncü madde şu demek. Beta karoten tükettiğinizde vücudunuz bu beta karoteni ihtiyaç duyduğu A vitaminine dönüştürebiliyor. Bakalım burada ne varmış? Portakal C vitamini içermesiyle meşhur Tabii ki bahsettiğimiz bu besinler sadece bu saydığımız maddeleri içermiyor. Ama bu maddelerle meşhurlar. C vitamini suda çözünen bir vitamin ve bağışıklık sistemi için çok büyük önem taşıyor. Ciddi bir C vitamini eksikliği durumunda iskorbüt adı verilen bir hastalık oluşabiliyor. İskorbüt artık eskisi kadar yaygın değil ama birkaç yüzyıl önce bu hastalık denizciler arasında çok yaygındı. Çünkü aldıkları besinler çok sınırlıydı. Yeteri kadar meyve ve sebze yiyemiyorlardı. Ve C vitamini eksikliği yüzünden bağ dokularını oluşturan kolajen bozuluyordu. Çok korkunç ve acılı bir hastalıktı yani. Gelelim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ama üretemediği inorganik maddelere. Bu tür maddelere mineral diyoruz. Elbette mineral sözcüğü bir jeoloji terimi olarak da kullanılıyor ama biyolojideki anlamı bu. Aslında tipik minerallerin çoğu periyodik cetvelde yer alan elementlerdir. Mesela fosfor. Sadece element sembollerini yazacağım buraya. Fosfor, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir vesaire. Tabii ki bunlar da var olan minerallerin tamamı değil. İşte bu gibi mineraller vücut için çok büyük öneme sahip biyolojinin derinliklerine indiğimizde mesela fosforun enerji deposu olan ATP'nin yapısında önemli bir rol oynadığını göreceğiz. DNA ve RNA'nın omurgasında bile yer alıyor. Kalsiyumun kemiklerimiz için olduğu kadar kas kasılımı gibi başka fonksiyonlar için de ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Nöronlar üzerinden sinyal göndermek için potasyum ve sodyuma ihtiyaç olduğunu öğreneceksiniz. Magnezyum da kas kasılımı için önemli bir mineral hemoglobinde bulunan demir oksijen bağlamaya yarar ve oksijenin kandaki kırmızı kan hücreleri içerisinde taşınmasını sağlar. Kısaca tüm bu mineraller çok değerli ve vitamin içeren bu besinlerin çoğu mineral de içerir. Örneğin havuçta sadece beta karoten değil potasyum da bulunur. Potasyum az önce de değindiğimiz gibi sinir fonksiyonları için gerekli bir mineraldir. Ya da süt içinde bir takım mineraller vardır. D vitamini gibi. Ama aynı zamanda sütte kalsiyum gibi mineraller de bulunur. Kalsiyumun kemik ve kas işlevlerinde önemli rol oynadığından bahsettik. Toparlayacak olursak hem vitaminler hem de mineraller vücudun ihtiyaç duyduğu fakat kendi başına üretemediği maddelerdir. Bu maddeler biyolojide çok sık karşımıza çıkacak. Yani bu maddeleri göz ardı etmeyin. İlerleyen videolarda vitaminleri koenzimler olarak göreceğiz. Koenzimler hücre işlevlerini yani hücredeki reaksiyonları hızlandırmaya yardımcı olan yapılardır mineralleri ise hücrenin enerji merkezinden DNA'nın omurgasına, kas kasılmasından kemik oluşumuna, hemoglobinden sinir fonksiyonlarına kadar birçok alanda göreceğiz arkadaşlar.